Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. 9'dan 10'a yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si bugün dersimizi temel konusu. Hadi dersimize başlayalım. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si başlasın. Müzik Şimdi bu bölümde sizlerle beraber özellikle ee, gerek ortaokulda gerek 9. sınıfta gerek TYT serüveninde çok önemli esasları ele alacağız. Şimdi ilk olarak sizlerle Türklerin Anadolu'da yerleşmesini kolaylaştıran nedenlere bir bakalım. Bunları ele alalım. Türkler niçin Anadolu'ya yerleşti? Bir defa Anadolu'ya Türk akınlarının başladığı dönemde Bizans'ın halktan ağır vergi alması ve halkın vergiler altında ezilmesi önemli bir sebep. Bizans'la halk arasındaki bağı kopardı. Bizans'ın Ortodoks mezhebinden olmayanlara baskı uygulaması yani dini sebeplerde yine ...Anadolu halkının burada yerleşik halkın Türklerin akınlarına karşı burada çok da engel teşkil edecek faaliyetlere girişmediğini gösterir. Bununla beraber Anadolu'nun siyasi ve coğrafi durumunun burada kalıcı iskan yani yerleşme izlenmesine teşvik etmesi... ...Anadolu biliyorsunuz orta kuşakta bulunan bir konuma sahip. Dört mevsim belirgin olarak yaşanıyor. Doğal olarak bu coğrafi konumda insan hayatına elverişli. Anadolu topraklarının tarım ve hayvancılığa elverişli olması, e, Türklerin kalıcı bir politika izlemesinin sebepleri arasındadır. Yine bu sebeple Türkler e, burada tarımsal faaliyetlerde, hayvancılık faaliyetlerinde bölgede yer edinmeye çalışacak. Bizans'ın Anadolu'daki otorite zayıflığı, bir türlü o otoriteyi sağlayamaması, e, doğal olarak bölük bölçük böyle bir e, yapılaşma bulunması, e, Anadolu'nun fethini ve buradaki yerleşmeyi kolaylaştıracaktır. Anadolu haklarının adil bir yönetim arzusu, çünkü Bizans yönetiminden memnun, değiller. Hani o dönemin dünyasını düşünmek lazım, o dönemin dünyasında şu vardır. İnsanlar e, varlıklarını devam ettirmeye çalışır bir coğrafyada, vergisini verir ve hayatlarını sürdürürler. Onlar için önemli olan budur. Yani günümüzdeki böyle vatan, millet, kendi toprakları, vatan toprakları gibi algılar o dönemde söz konusu değildir. E, doğal olarak e, bununla beraber Selçukluların uygulandığı e, fethet, yönet politikaları, aynı zamanda Türklerin yalnızca askeri yönden değil... Anadolu'ya girdikleri zaman da rahat bir şekilde bu bölgeyi Türk, Türkleştirmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri yapmaları, Anadolu Anadolu'yu bayındır hale getirmeleri, Anadolu'da işte camiler, e, işte eğitim kurumları kurmaları, ticari merkezler oluşturmaları, e, bununla beraber köprüler, hanlar, hamamlar yapmaları oldukça önemlidir diyebiliriz. Yine Orta Asya'daki siyasi baskıların göçlerin devamının sağlanması bakın bu da çok önemlidir. Şimdi mesela burada 50 kişi vardır tamam mı? Ben bu bölgeye göç ediyorum. Kaç kişiyle göç ettim? ...altı kişiyle göç ettim. Doğal olarak ben sadece bu bölgeye altı kişiyle gelirsem... ...bu bölgeye hakim olamam. Ama bu 6'yı yeni altılar, 8'ler onlar, 15'ler oluşursa ...yani göçler devamlı olarak bu bölgeye e, devamlı gelirse... ...doğal olarak buradaki kalıcılık neteliğini... ...çoğunluğu da sağladığımdan ötürü... E, ...iyi bir şekilde götürebilirim. İmar faaliyetleriyle şehirlerde kalıcı Türk kötür yapılarının oluşturulması... ...şehirlerin iyi bir şekilde yapısının oluşturulması şu nedenler arasında. Yine gaza ve cihat anlayışıyla hareket eden Türklerin yeni yerler fethetme arzuları. Yani Anadolu'da adam gidiyor mesela Sivas'ı fethediyor. Kayseri'yi de fethetmek istiyor. Kayseri'yi fethediyor, Ankara'yı da fethetmek istiyor. Yani sürekli bir fethi arzusu önemli sebepler arasında. Yine gaza ve cihat anlayışıyla hareket eden Türklerin e, bu unsur üzerine hareket etmesi, e, cihan hakimiyeti arzuları, bu nitelik e, temel sebepler arasında bu ikisi kopyalanmış. Hem gazanın hem de cihatın ön planlanması bizim için Önemli unsurlar arasında. Evet Tüm bu sebepler Türklerin Anadolu'da yerleşmesini kolaylaştıran sebepler arasındaydı. Türkler bu faaliyetleriyle beraber Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getirecekti. Tabii Türklerin biliyorsunuz Anadolu'ya girmelerinde en önemli sebeplerden biri neydi? Malazgirt Savaşı'ydı. 1071 Malazgirt Zaferi ile beraber Anadolu kapıları Türklere açılıyordu. Türkler rahat bir şekilde Anadolu'ya yerleşmeye başlıyordu. Daha sonra beylikleri kuracaktı. Az sonra o beyliklerin neler olduğunu sizlere söyleyeceğim. Türk adının kaynaklardaki yerine gelelim. Şimdi günümüzde kullanılan Türkiye adı. Fransızca'da Türkiye kelimesinden türeyen temel bir kelime olarak görülüyor. Ortaçağ Latin ülkelerinde Türkiye, Turçia şeklinde de geçiyor. Yunan kaynaklarında da bakın Topkia olarak da geçmektedir. Ortaçağ İngilizcesinde ilk defa e, Türkiye olarak 1369 yılında İngiliz şair Şaur tarafından e, bu ismin yazıldığını görebiliyoruz. Ona da söyleyelim. Yine bununla beraber coğrafi olarak ilk kez Türkiye adı Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılıyor. Yani ilk dönemlerinde Orta Asya için Türkiye adı varken 12, 13, yüzyıldan itibaren Anadolu Türkiye olarak bilinmektedir. Ama unutmayın coğrafi isim olarak önce Bizans kaynaklarında görebiliyoruz. Bunu özellikle söylemiş olalım. Araplar da Türkiye adı Memlük Sultanlığı için kullanılmış ki Memlük Sultanlığı da önemli bir Türk devletidir. İlk olarak bunlar da kullanıldığını görüyoruz Arap kaynaklarında. Avrupalı ise 12. yüzyıldan sonra Anadolu için Türkiye kelimesini kullanmaya başlıyor. Yani Türkiye Selçuklu Devleti döneminde artık bu e, yerin Türkiye olarak adlandırıldığını biz görebiliyoruz diyelim. Devam edelim. E, ünlü İtalyan seyyah Marco Polo. Anadolu'ya Küçük Türkiye, Orta Asya'ya da Büyük Türkiye demiş kendi eserlerinde. E şimdi Orta Asya'ya niçin bu kelimeyi kullanıyorsun? Çünkü Orta Asya Türklerin... Kültür ocağıdır. Kültür ocağı ne demek? Hani bir kültürün ortaya çıktığı yerdir. Orta Asya e, Türklerin kültür ocağı olduğundan ötürü bu niteliği sen burada kullanabiliyorsun. Olmayalım. Yine e, Anadolu'ya Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Mesut zamanına gelinceye kadar Romanya ülkesi deniliyordu. Onun devrinde Batılılar Anadolu'yu Turçya adıyla anmaya başladı. Bu niteliğin de verildiğini görebiliyoruz diyelim. Evet Türk adıyla ile ilgili unsurlar bu şekilde. Şimdi hatırlarsanız 9. sınıfta son temel konumuz neydi? Türk İslam devletleriydi. Türk İslam devletlerinde en son olarak kime bakmıştık biz? Büyük Selçuklu Devleti'ne. Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071 yılında gerçekleştirdiği bir Malazgirt zaferi vardı değil mi? Malazgirt zaferini kime karşı elde ediyordu? Bizans'a karşı elde ediyordu. Bizans yenilince Anadolu'nun kapıları Türkler açılacaktı. Sultan Alparslan ise ne diyordu kendi komutanlarına? Gidin Anadolu'da istediğiniz yeri fethedin. Fethettiğiniz yerlerde içlerde serbest, dış işlerde tamamen bana bağlısınız diye. Şimdi Sultan Alparslan bunu söyledikten sonra Anadolu hızlı bir şekilde e, Türkmen beylikleri tarafından, Türkmen beyleri tarafından fethedilecekti. Ee, ...Anadolu, bir Anadolu hikayesi başlıyordu. Bir Anadolu hikayesinin kahramanları kimdi? Samet Çeydi. Yani Saltuklular, A Artuklular, bununla beraber Mengücekliler değil mi? Ee, bir kaynaştırmamız var burada. Ee, Danışmetler ve Çaka Beyliği. Çaka Beyliği de şu alandadır, öyle söyleyelim. Samet Çey, bir Anadolu hikayesi başladı... Anadolu'da diyelim. Peki kimdi bu beylikler? Bu beylikleri ele alalım. Saltuklardan başlayalım. 1072-1202 e, yılları arasında Yemen oluyor. Anadolu'da kurulan ilk Türkmen beyliğidir. Bununla beraber Ebu Kasım Saltuk tarafından kurulduğunu söyleyebiliriz. Merkezi Erzurum'dur. Haçlı ve Gürcülerle mücadele ederek e, burada egemen olmaya çalışacaklar. Saltuklar döneminden kalan en önemli eser Mama Hatun Külliyesidir. E, Saltuklar uzun bir süre varlıklarını devam ettirmişler, ancak Türkiye Selçuklu Sultanı Rokitte Süleyman Şah tarafından bin, e, özellikle 1202 yılında varlıklarına son veriliyor. Böylece Doğu Anadolu'da e, Saltukların bulunduğu topraklar Türkiye Selçuklularının eline geçmiştir. Bunu unutmayalım. İkinci olarak burada Artuklulara gelelim. Artuk Bey tarafından kurulan bu beylik. ...üç kol halinde yönetilmiştir. Hasankeyf kolu, Mardin kolu... ...ve Harput kolu olmak üzere. Mardin, Diyarbakır, Harput'ta egemen olmuşlar bunlar. En önemli özelliklerine baktığımız zaman... ...haçlarla mücadele etmesini gösteririz. Ama bununla beraber... ...Malabadi Köprüsü başta olmak üzere... ...çok önemli köprüler, bentler yaparak... ...özellikle mimari alanda kendini geliştirmişler. Bir de o dönemde... ...yaşayan çok önemli bir ilim insanı var. Kimdir? El Cezeri. El Cezeri otomat bilincidir. Sibernetiğin kurucusu olarak biz onu söyleyebiliriz. Özellikle yapmış oldukları e, böyle yani ilkel robotlama sistemi de oldukça gelişen bir isim olduğunu da söylemek gerekir. Artuklar döneminde yaşamıştır. Hasan keyif koluna Eyyubiler, Mardin kolunu Karakoyunlular, Harput kolunu ise Türkiye Selçuklu Devleti e, kendi topraklarına katmıştır. Artukların varlıklarını 1409 yılında sona erdiğini görebiliyoruz. 300 e, 3 asır Yaşadıklarında söylemek gerekir. Mengüceklere gelelim. E, Mengücek Gazi tarafından Erzincan Sivas Divri civarında kurulan ve burada Yemen olan bir e, Türkmen beyliğidir. Gürcü ve Rumlarla mücadele edecekler ama onların en önemli özelliği nedir? Günümüzde de UNESCO miras listesinde bulunan e, Avrupalılarca da Anadolu'nun Elhamra'sı olarak bilinen Divri Ulu Camii ve Darüşşifası'nı kurmuş Olma verdir. Ee, tabii Mengücekler uzun dönem böyle Haçlılarla, Gürcülerle, Rumlarla mücadele ederek bulundukları bölgeleri özellikle muhafaza edecekler çok önemlilerdir. Ancak Türkiye Selçuklu devleti tarafından 1228 yılında yıkıldıklarını söylemek gerekir. Anadolu Beylikleri arasındaki en kuvvetli olanına gelelim. Danışmentlere gelelim. Uzun süre Türkiye Selçuklu Devleti'ne uğraştırmışlardır. Danışment Ahmet Gazi tarafından kurulan bu beylik Sivas merkezidir. Bö bölgede yemin olmaya çalışacaklar. Haçlarla, Gürcülerle mücadele, Ermenilerle mücadele ediyorlar. Özellikle yapmış oldukları yağ basan medresesiyle de Anadolu'nun ilk medreselerinden, ilk hani böyle eğitim kurumlarından birine oluşturduklarını söylemek gerekir. Bir de onlar için şunu söyleyelim. Gerek haçlarla gerek Gürcülerle, Ermenilerle yapmış oldukları... ...başarılar, e, savaşlar, kahramanlıklarını... Danışne, ...Danışmetname isimli eserde topluyorlar. Onu da söylemiş oldum. E, Türkiye Selçuklu Devleti tarafından varlıklarına son veriliyor. Ve e, son beyliğe gelelim. Son beylik bizim için kimdir? Çaka Beyliğidir. Çaka Beyliğinin... E, ...diğer Türk devlet ve beyliklerinden ayıran çok önemli bir özelliği var. Çünkü... <laughs> ...Çaka Bey'i... Türk donanmasını oluşturuyor. Türk tarihinin ilk denizcisi, ilk denizcisi bizim için ee, Çaka Bey'dir. Bu bakımdan da oldukça önemli olduğunu söylemek gerekir Çaka Bey'in. E, uzun bir süre e, Ege Adaları'nda e, Bizans'a karşı mücadele edecekler. Özellikle Bizans'a karşı da Koyun Adaları Savaşı'nı gerçekleştiriyorlar. E, yine Çaka Bey'i e, birinci kılıç aslanın... E, kayınbabasıdır. Yani Çaka Bey'in kızıyla birinci kılıç Aslan, ee, ...evleniyorlar. Ama... ...Birinci Kılıç Arslan, Bizans'ın... E, ...burada e, tamamen hani kışkırtmasıyla... ...nifak tohumu ekmesiyle... ...kayınbabası olan Çakabey'i zehirleyerek... ...öldürmüştür ve e, bu... ...beyliğe son vermiştir diyebiliriz. Evet, Sametçi bizim için böyleydi. E, bu beylikler özellikle... E, ...ne gibi e, unsurları gerçekleştirirler? Bir defa... Anadolu'yu muhafaza ettiler. Haçlı seferlerine karşı, Gürcülere, Ermenilere karşı Anadolu'yu muhafaza ettiler. Bulundukları bölgeleri türk Türkleştirdiler. Bu bölgelere Türk isimleri verdiler. Yapmış oldukları hastanelerle, eğitim kurumlarıyla, yapılarla, hanlarla, hamamlarla, kervansaraylarla e, buranın Anadolu'nun bir bayındır hale gelmesini sağladılar. E, ve e, özellikle bulunmuş oldukları bölgelerde Türk ve İslam e, niteliğinin artmasını sağladılar. Değeri unutuluyordu ve Anadolu'da kurulan ilk Türk devletine gelelim. Kimdir bizim için? Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Özellikle ee, Süleyman Şah'ın Konya ve civarında, İznik ve civarında egemen olduktan sonra Abbas Halifesi tarafından hani e, kendisine onaylayan bir menşur alması, daha sonra da kendi adına para bastırmaya e, başlamasıyla beraber Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulduğunu görebiliyoruz. E, ancak Kutalmış olduğu Süleyman Şah İznik merkezi bu devleti kurduktan sonra bir süre sonra Su, e, Suriye ile diğer Selçuklu topluluklarıyla yapmış olduğu mücadelede hayatını kaybetmiştir. O hayatını kaybettikten sonra 1. Katasan devletin başına geçiyor. Ancak onun döneminde bir gelişme var. Haçlı seferleri. 1. Haçlı seferinde Haçlılar İznik'i işgal ediyor. Böylece devletin merkezi İznik işgal edilince devlet merkezi nereye taşınacaktır? Konya'ya taşınacaktır. Ee, daha sonra e, Mesut döneminde ikinci Haçlı Seferleri karşılanıyor. Ee, yine ikinci Kılıç e, döneminde de kuruluş döneminde Milyo Savaşı yapılıyor. Şimdi Milyo Savaşı nedir? Hatırlarsınız biz 1071 Malazgirt Zaferi'nde... E, ne yapıyorduk? Bizans'ı mağlup ediyorduk ve Anadolu'nun kapılarını Türklere açıyorduk. Milyo Savaşı'nda ise 1176'da Bizans'ı mağlup ederek Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlıyorduk. Bundan sonra Bizans ...savunmaya geçer ve kendi topraklarını korumaya geçerken... ...Türkler artık Bizans'a karşı taarruz yani saldıran pozisyonda olacaktır. Ee, bu yüzden bu savaşın da oldukça önemli olduğunu söylemek gerekir kuruluş döneminde. Yükselme dönemine gelelim. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Samsun ve Antalya limanları fethediliyor. İzzet'in Keykaos döneminde Sinop fethediliyor. Dikkat ederseniz Samsun, Antalya, Sinop... Ee, bu gibi yerlerin fethedilmesi ticaret açısından oldukça önemlidir. Çünkü sen hem Karadeniz e, hem de e, Akdeniz ticaret limanlarına ele geçirerek buradaki ticari faaliyetlerde ön plana çıkmaya çalışıyorsun. Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi Alaaddin Keykubat dönemindedir. Bu dönemde Anadolu'da Türkmen birliği sağlanacak Moğol tehlikesine karşı önlemler alacak. Aynı zamanda e, Harzem Şahlar'la... 1230 yılında bir Yaslı Çemen Savaşı yapılacak. Ama bu savaş kötü. olsun e, savaşı kazanmasına rağmen Türkiye Selçuklu Devleti için kötü. Aa hocam niçin öyle? Savaşı kazanan Türkiye Selçuklu Devleti niçin kötü olabilir? Hemen söyleyelim. Şimdi burası Türkiye Selçuklu Devleti'nin toprakları Anadolu'da. Hemen e, Azerbaycan coğrafyasında, İran coğrafyasında o bölgede Eyemen olan kim var burada bizim için? Harzem Şahlar var. Peki Harzem Şahları'nın Hemen e, doğusunda kim yer alıyor? Orada da Moğollar yer alıyor. Şimdi sen ne yaptın? 1230 yılında Harzem Şahlarla savaştın. Bu savaşı da kazandın. Savaşı kazanınca 1231'de Hazem Şahlar tarihe karışıyor. Bak ne oldu? Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğol karşı karşıya geldi. Sınır komşusu oldu. Moğol tehlikesi daha derin hissedilmeye başlanıyor. E, Alanya'yı ele geçirmiş, Suda ele geçirmiş. Bakın Alanya'yı ele geçirerek e, Aleyküm Keykubat e, Akdeniz ticaretine, Suudak yani Kırım'ı da ele geçirerek Karadeniz ticaretine hakim olmaya çalışıyor. Kervansaraylar e, inşa ettiriyor, Anadolu'da tüccarları koruyor. Dikkat ederseniz ticareti oldukça önemseyen bir devlettir. Türkiye Selçuklu devleti. Devam edelim, gelelim dağılma dönemine. İkinci Gıyasettin Keyüsref. Babası Alatinkey Kubat e, burada zehlenip öldürüldükten sonra devletin başına geçmiştir. Ancak kötü çok genç yaşta e, burada bir yönetimi söz konusu doğal olarak kötü yönetim bir defa devlete çataklara sebebiyet veriyor. Baba İlyas ve Baba İshak isyanları yani Baba ayaklanması Baba ayaklanması bu dönemde patlak veriyor. Türkmenler devlete söylüyor. Bu ayaklanmanın zorlukla bastırılması da Moğollara kuvvet vermiştir. Moğollar Anadolu'ya girmiş ve 1243 yılında Selçuklularla Moğollar arasında bir Köse Dağ Savaşı gerçekleşmiştir. Köse Dağ Savaşı enteresandır. Savaş başladığı zaman 2. Gıyasettin, sürede savaşta öncü Selçuklu kuvvetlerini gönderiyor ama bu kuvvetler yeniliyor. Genç Sultan da ee, eğer e, bakıyor ki önce kuvvetler yenilince e, savaşı kaybettiğini zannediyor. Hemen pınla pırtını topluyor, kaçıyor Konya'ya. Şimdi e, sultanın kaçtığını gören ordu da geri çekiliyor. Tabii Moğollar da uzun bir süre bunun bir harp taktiği olduğunu düşünüyor. Yani bunlar geri çekildi ama hani belli ki bizi e, bir hani, e, taktiğin içine çekmeye çalışıyorlar. E, bizi tuzağa düşürecekler diyorlar. Uzun bir süre Moğollar Selçukların bulunmuş olduğu bölgeye saldırmıyorlar. Sonra bir bakıyorlar oradan böyle hani... ...bir tane adam koyunlarını otlatıyor, geliyor falan filan. Moğollar şaşırıyor. Ya diyor, e, hani burada ordu yok muydu, ne oldu falan diye. Adam diyor, ne ordusu, ne savaşı diyor. E, ben ve koyunlarımdan başka kimse yok diyor burada. Moğollar rahat bir şekilde burada Anadolu'ya girmiş... ...ve Anadolu'yu tarumar etmişlerdir. Selçukluları yönetim içerisine almışlar... ...ve artık Selçuklu Sultanları Moğollar tarafından seçiliyor. E, tabii... E Moğolların egemenliğine girmek istemeyen bölgelerde uçma e, hani uçlarda bulunan Türkmen beylikleri e, hemen kendi beyliklerini kuracaklar ve Moğollara karşı mücadele etmeye çalışacaklar. Hatta Moğollara karşı da Memlük Sultanı Baybars'ı Anadolu'ya çağırıyorlar. Baybars Anadolu'ya geliyor. Moğolları da aynı çaput savaşında yeniyor. Ama gerekli burada e, desteği görmüyor Anadolu'daki beyliklerden. Bu yüzden Baybars geri dönüyor. E Moğollar bunun acısını kimden çıkaracak? Yine Anadolu'dan çıkaracak. E Anadolu'da bu inanılmaz bir katliama girişecekler Moğollar ve Türkiye Selçuklu de yıkacaklar. Evet, gelelim Türkiye Selçuklu Devleti'nin teşkilat yapısına. Devletin en başında kim bulunuyor? Sultan bulunuyor. Sultan'ın hemen altında burada vezirler var. Devlet yönetiminde sultandan sonra gelen önemli bir isimdir. Müstefileri görebiliyoruz. Müstefiler özellikle e, devlet yönetiminde e, yönetim arzı ve gerçekleşilmesi unsurunda e, bizim için ...biraz daha bu isimler... E, ...mali işlerle uğraşan, mali işleri görmeye çalışan isimlerdir. Emiri Ars, daha çok ordunun ihtiyaçları için ilgileniyor. Turai Divanı, e, daha çok hani yazışmalarla ilgilenen bir kişi. Müşrif, e, burada e, tamamen e, devletin e, ekonomisinden maliyesine... ...teşkilatlanma yapısından diğer unsurlarına teftiş kısmıyla ilgileniyor. Pervaneci... Ee, burada devlet yönetiminde arazi defterlerine bakmak ve has ve tımarlarla ilgili e, nitelikleri görmeye çalışmak e, onların görevleri, ihtialarla ilgileniyorlar. Nayiplere gelecek olursak, e, hani nayipler de bizim için daha çok e, hani sultan merkezde bulunmadığı zaman e, onun yerine, onun e, hani e, vekaletiyle devleti yönetmeye çalışıyorlar. Devlet teşkilatında şöyle bakın, bir daha şöyle şunlara bir bakalım. Sultan devleti yönetiyor, vezir, sultanın en önemli yardımcısı, müstefi maliyeden, emir ağası askerlerden, turay, iş dışı yazışmadan, müşrif, adli mali kontrollerden, pervaneci, fethilenen toprakların kaydını tutup e, iktidara e, ayırıyordu. Nihayet sultan e, vekaletini oluşturuyordu. E, Gelelim ordu teşkilatına. Ordu teşkilatına baktığımız zaman değerli kardeşlerim burada. Hassa askerleri sultana bağlı özel birliklerdi. Gulemanı saray orduları vardı. Bunlar da savaş esirlerinden değişilen askerlerdi. Osmanlı hatırlarsanız bunlar devşirme usulüyle oluşan yeniçeriler oluyordu değil mi? Spahiler Türklerden oluşan ve iktidar ile geçinen askerlerdi. E bunlar Osmanlı'da da tımarlı spahiler olarak görülecek ilerleyen zamanlarda. Türkmenler aşiret kuvvetleri ve uç beyliklerden oluşan askerlerden oluşuyordu. Ücretli askerler Ermeni, Rum ve Gürcülerden oluşan askerlerdi. Donanma askerleri deniz kuvvetleriydi ki donanma bakın diğer Türk devletlerinde yok. Selçuklu Devleti'nde mevcut, Türkiye Selçuklu Devleti'nde mevcut. Yardımcı kuvvetler ise bazı beyliklerin gönderdikleri askerlerden oluşuyordu. Bu e, ordu teşkilatlanması düzenli ordu birlikleriydi. Bu yüzden de e, savaşlarda düzenli bir ordu birliğinin bulunması Selçukluların savaşlarda güçlü ve nitelikli bir ordu oluşturmasında oldukça önemliydi. Toprak yönetimine bakalım. Has arazi geliri hükümdara ait olan ve e, vergisinde oldukça yüksek olduğu arazilerdi. İkta arazi devlet memurlarına ve ordu görevlerine e, verilen ve ikta arazilerinde hani hem burada gelir elde etmeleri hem de sipariş yetiştirmeleri için uyguladıkları bir sistemdi. Türk İslam devletlerinde uygulanan bir esaslı iktidarlar. mülk arazi e, başarılı devlet alanlarına verilen e, arazilerde Vakıf arazileri ise sosyal kuruluşlara aktarılan arazilerde Toprakları da bu şekilde ayırıyorduk. Tabi. Devlet topraklarının büyük bir çoğunluğu mireydi. Yani devlete ait topraklarda kullanım hakkı halka veriliyordu. Temel sebebi ise burada hani toprağa bağlı bir sınıfın ortaya çıkmasını engelleyebilmektir. Topluma baktığımız zaman Selçuklu toplumlarında toplum şehirli, köylü ve konar göçer olmak üzere üçe ayrılmaktaydı. Şehirliler... Daha çok ticaretle, zanaatkarlıkla, bununla beraber şehirdeki temel e, fonksiyonla çalışan insanlardan oluşuyordu. Köyler daha çok tarımla, hayvancılıkla hayatlarını sürdürürken... ...konar göçerler ise hayvancılıkla e, ve daha çok taşımacılığa yönelik ticari faaliyetlerle hayatlarını sürdürebiliyordu artık. Ee, ticareti geliştirmek için peki dedik ya, ticaret bizim için çok önemliydi Selçuklularda. Selçuklular, e, bakın ana ticaret yollarına bakıyorsunuz burada... Ee, ticaret yolları nasıl geliştirdiklerine bakıyorsunuz. İşte ile ele geçirilmişler, Trabzon ele geçirilmiş, Antalya, Alanya, e, bununla beraber Antakya gibi önemli kısımlar var. Bir de Suğdağ ele geçiriyorlar değil mi? Kırım'ın olduğu yerde Karadeniz'in şu devamı eden kısmında bu kısımda ele geçiriliyordu. Demek ki ticarete oldukça önem veriyorlar. Ama bununla beraber de yollar yapıyorlar, köprüler yapıyorlar, han, e, kervansaraylar yapıyorlar. E, bu nitelikleri oluşturuyorlar. Bir de önemli ticaret merkezleri, ticaret alışverişin yapılmış olduğu yerler olan Yabanlu gibi yerlerde ticarete iletişilmek için Türkiye Selçuklu Devleti'nde yapılan esaslar arasındaydı. Ee, Sosyo-kültürel özelliklerine gelelim. Ee, buraya bakalım. Bu arada e, dikkat ederseniz dersi biraz hızlı anlatıyorum. Çünkü koca üniteden bahsediyoruz. Mesela siz şimdi 10. sınıfa başladığınız zaman... ...bu üniteyi neredeyse 2 ay boyunca göreceksiniz. Yani takdir ederseniz ki 2 ayı yarım saatte anlattığınız zaman... ...biraz hızlı olabiliyor. Bu sizin için bir ön hazırlıktır. Hani ön hazırlık olduğunu unutmayın lütfen. Ön hazırlığa yönelik olarak kendinizi hazırlıyorsunuz. Kısaca böyle bir değiniyoruz. Tabii ki siz de daha ayrıntılı... ...daha geniş bir şekilde bunları işleyeceksiniz. Hani 2 ay yarım saate sığınca takdir edersiniz ki biraz hızlı ifade ediyorum. Ee, Sosyokültürel özelliklere baktığımız zaman medreseler oldukça önemli. Medreseler eğitim kurumlarıdır, unutmayalım. Ee, bu eğitim kurumlarında yani dini ilimler olduğu gibi aynı zamanda e, pozitif bilimler de var. Yani tarihi, matematik, coğrafya, astronomi, felsefe de görüyorsun. Ama dini ilimlerde fıkıh, kelam e, vesaire, bu gibi, bu gibi dini ilimlerde e, bu medreselerde eğitim unsurunda veriliyor. E, sağlık alanına baktığımız zaman, sağlık alanında da e, Türkiye Selçuklu Devleti, Darüşşifaları, Bimarhaneleri ve şifanelere oluşturacak. Bunlar farklı farklı işte yaşların bakımında, gençlerin bakımında, halkın sağlığı noktasında, e, hastane işlevini görebilmesinde bu nitelikleri oluşturacaklar. Bunlar devletin sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiğinin göstergesidir. Yani halk için devlet çalışıyor, bunu da söylemiş olalım. E, yine e, gelelim nereye? Ahi Teşkilatı'na. Ahi teşkilatı ne zaman oluşturuldu? Eee Ahi Evran tarafından oluşturulan bir teşkilatlanmadır. Bir esnaf örgütlenmesidir. Bu esnaf örgütlenmesi daha çok sosyokültürel açıdan e, yapısını yapısına koruyor. Yani askeri amaçlı değildir öyle söyleyelim. Direkt ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde, direkt esnafların burada düzenlenmesinde, direkt toplumun hani ahlak kurallarının oluşturulmasında oldukça önemli. Çünkü bakın niye ahlak kuralları diyorum? Ne diline benliğe sahip oluyorlar burada usta çırak ilişkisi var burada. Onu da söylemiş olarım. E, destur burada özellikle ticari hayata onların başladığı e, niteliği vurgulayan temel bir sözcüktür. Selçuklu mimarisine baktığımız zaman dini, askeri ve sivil alanda çok önemli yapıların oluşulduğunu görebiliyoruz. Dini mimaride camiler, mescitler, medreseler, kümbetler, külliyeler varken askeri mimaride kaleler, surlar, burçlar, tersaneler, kuleler, e, kuleler ve kışlalar inşa edilmiştir. Sivil mimaride ise saraylarını, köşklerini, köprülerini, çeşmelerini, hamamlarını biz Selçuklularda görebiliyoruz. Unutmayalım. Ee, gelelim e, Haçlı Seferlerine. Haçlı Seferlerinden e, bahsedelim. Şimdi e, Haçlı Seferleri toplamda dört tane düzenlenmiştir. E, bu seferlerden ilk dördü bizim için oldukça önemli. Çünkü Anadolu toprakları üzerine düzenlenmiş. Peki bunun nedenleri neler? Bir defa siyasi nedenleri var. Türklerin Anadolu'ya girmiş olması, ilerlemesi ve Bizans'ın Help me help me yani bana yardım edin demesidir. Ekonomide ise e, burada e, ...İpek ve baharat yollarına orada egemen olabilmek doğunun zenginliklerine ele geçirebilmektir. Mantığı budur. Dini açıdan baktığımız zaman e, Kudüs e, üç din e, on sonra da yani İslamiyet'i de Hristiyanlıkta da e, burada Musevilikte de, de e, temelinde... neyi göstermeye çalışıyor? Kutsal bir merkez olarak gösteriyor. E, bununla beraber Kudüs'e geçirmek Kulni tarikatı olan dini tarikatın burada baskıları ve Papa'nın teşvikiyle e, bu seferler meydana gelmiştir. Birinci Haçlı Seferi başarılı olan ilk ve tek Haçlı Seferidir. İznek İznik ele geçiriliyor. E, ne oldu? Türkiye Selçuklu Devleti'nin merkezi nereye taşıdı? Konya'ya taşıdı. Bununla beraber Kudüs'ü ele geçiriyorlar. Urfa ve Antakya'yı ele geçirerek burada e, önemli kontluklar kuruyorlar. Birinci Kılıç Hasan burada e, Haç Seferi'ni engellemeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır. İkinci Haçlı Seferi Musul Atabey'i İmamettin Zengin'in Urfa'yı Haçlardan geri almasıyla başlıyor. E, ama ee, başarısız olan bir seferdir. Burada Türkler baskın çıkıyor, seferi engelliyorlar. Üçüncü Haçlı Seferi, Selahattin Eyyubi'nin Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü Kudüs Haçlardan geri almasıyla başlıyor. Ee, burada krallar ilk kez seferlere katılıyor. Fransa Kralı Filip, Alman Kralı Frederik Barbarossa ve İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard seferlere katılıyor. Ama Selahattin Eyyubi ve diğer e, Türk İslam Devletleri bu seferlere karşı koyuyor ve bu seferlerin başarısız olmasını sağlıyorlar. Dördüncü Haçlı Seferi ise amacı dışında gerçekleşen bir sefer olacak. Çünkü Haçlılar Anadolu üzerine geldiği zaman Kudüs'e gitmek yerine İstanbul'da kalıp Bizans'a son veriyorlar. Ve biz İstanbul'da bir Latin krallığı kuruyorlar. Ee, Bizans hanedanı ise İznik'te ve Trabzon'da iki farklı devlet kuruyorlar ve varlıklarını devam ettiriyorlar. Daha sonra da 8. Mihail Palagios İstanbul'a tekrar girerek burada Latin krallığına son verip Bizans'ı tekrar devletmiştir. Haçlı Seferleri'nin sonuçlarına gelelim. Şimdi siyasi sonuçlarına baktığımız zaman feodalite rejimi Avrupa'da biliyorsunuz neydi? Derebeylik rejimiydi. Yani derebeyleri, kontlar, dükler bunların oluşturduğu siyasi yapılanmalardı. Bunlar zayıflıyor çünkü birçok dereveyi sefer sırasında hayatını kaybediyor. Türklerin ilerleyişi de kısa bir süreyle durmuştur. Ekonomik ve sosyal e, sonuçlarına baktığımız zaman Doğu Batı ticareti gelişiyor. Bununla beraber İslam dünyası oldukça zarar görüyor. Avrupa'da ticaret sınıfı olan Burjuva sınıfı oldukça gelişiyor. E bununla beraber e, hani Haç seferleri direkt olarak Akdeniz üzerinden gerçekleştiği için Doğu Akdeniz limanları da oldukça önem arz ediyor. Dinsel sonuçlara baktığımız zaman burada Avrupa'da bir defa skolastik düşünceyi yani kilise endeksli düşünceyi zayıflatıyor. Çünkü Papa tamamen başarılı olacaklarını söylüyorlardı. Katolik ve Ortodoks ayrımı oldukça artıyor. Çünkü Katolikler gelip İstanbul'da bir Latin İmparatorluğu kuruyorlardı. Kilise ve din adamlarına güven azalıyor. Teknik buluşlara e, baktığımız zaman Doğu Dünyası'nda kullanılan pusula, barut, kağıt da Avrupalılar tarafından tanınmış ve Avrupa'da da bunlar kullanılmaya başlanmıştır. Şimdi e, Anadolu'da özellikle Moğollar hatırlarsanız Yassı Çemen Savaşı'ndan sonra o harzem şahların burada varlığını e, yok ettikten sonra ne yapıyorlardı? Türkiye Selçuklu Devleti ile ...bir komşu niteliği vardı. Bu yas savaşı 1230 yılında gerçekleşiyordu. Harzemşahlar bu savaşta Selçuklulara yeniliyorlardı... ...ve 1231'de de varlıkları sona eriyordu. Bu bölgede bir anda... Kimler filizlendi? Moğollar filizlendi. E, Moğollarla da işte 1243'te Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. Köse Dağ Savaşı'nda Moğollar Selçukluları mağlup ederek Anadolu'ya girdi. E, Moğol zaferi Anadolu'nun tan tanın edilmesine, Selçukluların yıkılı sürecine girmesine ve ikinci beyliklerin kurulmasına sebebiyet veriyordu. İkinci beylikler arasında kimler vardı burada? E, bu beylikler arasında bakın dikkat ederseniz e, bir Cihani İmparatorluğu doğuyordu. Ama bununla beraber olduğu Sarıoğanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları, Teke... E, beyliğini görebiliyorsunuz. Ramazanoğulları, Karamanoğulları, Dukadiroğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları, Canik Beyliği e, gibi beylikler vardı. Eretna Devleti bulunuyordu. Ahiler Ankara üzerinde egemendi. Bizans ve Trabzon Rum İmparatorluğunda varlıklarını görebiliyorduk. Evet. Dersimiz burada sona erdi. Hemen sizlere ödülü sorumu soruyorum. Bir test sorusu. Bu soruyu çözün. Cevabını mutlaka yorum kısmına yazın. <laughs>